Mecradan merhabalar. Sedat Peker'in açıklamaları ardından da kardeşine bir talimat verdi. Git ifade ver dedi ama savcılar ifade vermedi. Ama Atilla Peker savcılığa bir dilekçe verdi. Gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bir takım ifşaatlarda bulundu. Kutlu Adalı Kıbrıslı bir gazeteci. Barışsever bir gazeteciydi. Öldürüldü. Biz bu konuyu gazeteci ve aynı zamanda Kanal Sim TV'nin yani Sim televizyonunun genel yayın yönetmeni Sami Özuslu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Kıbrıs'tan, Lefkoşa'dan sevgiler. Sayın Özuslu, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturmanın tıkandığını biliyoruz. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu nedenle de mahkum olmuştu. Soruşturma yürütülmemişti. Dün Atilla Peker'in kendisinden alınmayan ifadesini yazılı olarak savcılar resmen bildirdi. Kendi kendini ihbar etti. Bu Kıbrıs'ta meslektaşlarımız arasında ve Kıbrıs halkı arasında nasıl konuşuluyor, nasıl tartışılıyor? Bu önemli bir gelişme midir? Söz sizin. Buyurun. İrfan Bey teşekkür ederim. Kutlu Adalı benim birlikte çalıştığım bir dönemde Yeni Düzen Gazetesi'nde haber müdürü olduğum dönemde öldürüldü. Kutlu Adalı bizim için son derece önemli bir isim. Kıbrıs'taki işlenmiş siyasi cinayetlerin sonuncusu idi şu ana kadar. Dolayısıyla tabii ki başka cinayetler olmaz umarım. Ama Kıbrıs Türk tarihinde ne yazık ki böyle kara lekeler vardır. Günü geldiğinde onları da belki konuşuruz. Kutlu Adalı cinayeti 1996 yılında yani tam 25 yıl önce 6 Temmuz'da işlendi. Ve sonrasındaki süreçte gerek iç hukuk yani KKTC mahkemelerinde sürdürülen, daha doğrusu mahkeme aşamasına hiç gelinemedi. Çünkü polis ve savcılık yeterli bulgulara ulaşamadığını söyledi. Daha sonra iç hukuk yolları tüketildikten sonra Adalı'nın ailesi İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu ve 2005 yılında da az önce dediğiniz gibi Türkiye'ye tazminat ödemekte mahkum edildi. Aynı zamanda soruşturmanın yeterince yapılmadığı ve gerekli hassasiyetin gösterilmediği ifade edildi. Şimdi 25 yıl sonra Sedat Peker ilk videosunda Kutlu Adalı isminden bahsettiğinde burada iki çeşit görüş belirdi. Bir tanesi yani işte Sedat Peker'in söyledikleri ne bakmayalım çünkü zaten muteber bir insan değil. Ne olduğu belli bir insan dendi. Bir grup insan da acaba ne söyleyecek? Söylediklerini daha ileriye götürür mü diye bir beklenti içine girdi. Ben ikinci kategoride olanlardan idim. Çünkü biliyoruz ki bu tür karanlık işlerin zaten kaydı kuydu yoktur. Bu işlerin bütçesi örtülü ödenekten karşılanır. Talimatlar sözlü olarak verilir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Dolayısıyla konuşulacaksaydı zaten böyle kesimlerden birileri konuşacaktı. Bu yüzden Sedat Peker'in tabii ki son yedinci kasette söyledikleriyle birlikte artık ilk kasette ima etmesine rağmen net bir şey söylememişti. Ama hem Mehmet Ağar'ın hem Korkut Eker'in isimlerini, Eken'in isimlerini veriyor oluşu yani işte onları çerçevenin içine almakla birlikte net bir şey yoktu. Fakat pazar günkü son videosunda bize kardeşini de öne sürerek yeni bir süreç başlatacağının sinyalini verdi. Nitekim Atilla Peker'in verdiği ifadede artık o talimatın kendilerine verildiği, uçağa binişleri, silahın teslimatı, iki çeşit silahın ismi, burada görüştükleri kritik insanlar ve sonuçlanmasa da cinayet girişiminin planlanışını
bize anlattı. Şimdi Atilla Peker bunları söyledikten sonra Atilla Peker içinde muteber midir diye sordum. Bunun muhakemesini yaparken elbette ki tümünün uydurma, tümünün yalan olma ihtimali tabii ki çok düşük bir ihtimaldi ama dün akşam Oda TV'ye konuşan dönemin buradaki Sivil Savunma Teşkilat Başkanı, sonra da Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olmuş, bizim de çok yakından bildiğimiz, takip ettiğimiz ve burada çok sıkıntılar yaşayan bir komutan olan Galip Mendi Paşa'nın söyledikleriyle Atilla Peker'in söyledikleri teyit edilmiş oldu. Geliyorlar, görüştüm diyor, Korkut Eken'i zaten tanıyordum, saygı duyuyordum diyor. Dönüyor, yanında Sedat Peker'in kardeşi olduğunu daha sonra öğrendiğim Atilla Peker de vardı diyor. Bu itirafı komutan, yani Galip Mendi ilk kez yaptı. Galip Mendi bildiğiniz gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da Litra Palas'ta, burada ara bölgede sorgulanmıştı. Türkiye Genel Kurmayı adına ve o dönemin buradaki Sivil Savunma Teşkilat Başkanı olarak ilk kez bu ifadeyi verdi. Bugüne kadar böyle bir bilgiyi paylaşmamıştı. Yani birileri geldi ama şunu söylüyor, yani PKK için gelmişler falan diyor. Bu tabii ki aralarında ne konuşuldu ne edildi kimsenin bilebileceği bir şey yok. Ama şu anda orta yerde yeni isimler var. Galip Mendi de bu isimlere katıldı. Onun yardımcısı olarak anılan bir başka yarbay da katıldı. O yarbay ismi muhtemelen takma isim de olabilir. Çünkü buraya gelen özellikle sivil görev yapan bu tür komutanların, askerlerin isim değiştirdiklerini de biliyoruz. Ama artık elle tutulur bir şey var. Ve şu anda Kıbrıs'ta ne konuşuluyor diye sordunuz. Bir kere insanlar, bugünkü gazetelerin önemli bir kısmı kanımız dondu diye manşetler attı. Olayın ne kadar vahim olduğu anlatılan, bu ortaya konulan ifadelerle, yani Kutlu Adalı'nın evinin etrafında dolaşıp içeride kaç kişi varsa öldür, sorun değil, hepsi PKK'lıdır gibi talimatlar aldığını söylüyor. Bu vahşet bir şey. Dün akşam bir meslektaşım aradı, birlikte çalışıyorduk o dönem. Dedi ki gazetede infaz yapacaklarsaydı demek ki yani tümümüz de aslında katledilebilirdik. Evet, olabilirdi bu. Gayet de mümkündü. Yani evinin önünü seçtiler. Belki gazetenin önünü tercih edeceklerdi. Gazetenin içerisini tercih edeceklerdi ve kim çıkarsa herkesi temizleyeceklerdi. Dolayısıyla insanlarda ciddi bir infial var. Şimdi hukuk çevreleri ve özellikle muhalif siyasilerin ve de bu işin aydınlığa çıkmasını isteyen sivil toplumun ve medyanın talebi şudur. Türkiye bu işin soruşturulmasının önünü açmak durumundadır. Ya Türkiye'de olan, tamamı Türkiye'de olan bu şahısların Kıbrıs'a gelişleriyle ilgili bir süreç yaşanır. Çünkü Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında belki 30 yıldır uygulanan bir suçluların iadesi ve kriminal olaylarla ilgili işbirliği protokolü vardır. Ve bu nedenden ötürü buradaki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı çok sayıda mahkum Türkiye'ye sevk edilir. Türkiye'de cezalarının geri kalanını çekerler. Tabii ki infaz yasası Kıbrıs'ta yoktur Türkiye'de olduğu için. Orada daha erken kurtulabilecekleri için buradan ayrılıyorlar. Dolayısıyla bu protokol çerçevesinde bu işbirliğinin yapılması, ya bu ismi geçen kişilerin buraya getirilip sorgulanması veya buradan gidecek bir ekiple, ekipler tarafından onların ifadelerinin alınması. Şimdi soru işareti şu, az önce bizdeki Barolar Birliği Başkanı da bir yayında söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ceza yasalarında herhangi bir şekilde bu gibi olaylarda, yani bir cinayetin süre zaman aşımı yoktur. Dolayısıyla bizim hukukumuzda bu olay 100 sene sonra da açılabilir. Türkiye hukuku bakımından eğer böyle bir sakınca varsa bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki soruşturma nedeniyle Türkiye yetkili makamları bu konuda katkı yapabilir, yapmalıdır diyor. Buradaki beklenti şu anda bu.
ilk kez elle tutulur. Yani hep geçmişte derin devlet bu işin içindedir diye tahmin ediliyordu ama derin devlet elle tutulur bir şey değildi. Şu anda elle tutulur en azından isimler var. Kim ne amaçla Kutlu Adalı'yı öldürmeye karar verdi ve gerçekten de dönemin İçişleri Bakanı talimat verdiyse, Kıbrıs'taki bir aydın yazar geçmişte milliyetçi yazılarıyla, yorumlarıyla da bilinen ve kamuda da üst düzey yöneticilik yapmış, rahmetli Denktaş'ın özel kalem müdürlüğü görevini de üstlenmiş ve gerçekten sevgi dolu sanat altyapısı da olan, aralarında çirkin politikacı Pof gibi mizah eserleri de vermiş, şiirler yazmış, aydın bir insanı üstelik de PKK'lıymış gibi anlatarak, eğer Atilla Peker'in doğru söylediği doğruysa, katletmek. Tabii ki dün akşam bir yorumcudan izledim Türkiye'de. Uğur Mumcu'yu nasıl vurdular? Uğur Mumcu'ya bombayı koyanları acaba nasıl galeyana getirdiler? Ne dediler hakkında? Biliyor muydu o arabanın Uğur Mumcu'ya ait olduğunu? Çetin Emeçi ve Bahriye Üçok'u öldürenler, Hrant Dink'e kastedenler, katledenler. Belki de bu kullanılmış insanlar bir psikolojik yüzleşmesi ve kendileriyle hesaplaşması da yaşanıyor. Sedat Peker'in geçen hafta pazar günkü konuşmalarında bunu da gördük. Bizi dolduruşa getirdiler diyor. Yani işte Kıbrıs'ı satacak PKK falan filan. Burada böyle bir mevzu hiçbir zaman olmadı. Yani Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Türk ilericilerin, Kıbrıslı Türk aydınların PKK'yı desteklediğiyle ilgili en ufak bir tartışma olmadı. Böyle bir şey olmadı. Zaten Türkiye'nin burada çok büyük bir askeri gücü vardır ve istihbaratı vardır. Zaten geçmişte Kürt insanlar zaman zaman buradan kimsenin ruhu bile sezmeden çoğu zaman gemilerle, hatta bazen mahalle mahalle, köy köy buradan gönderildiler. Neden? Burada o hareket büyümesin diye. Dolayısıyla yani tamamen yalana dayalı bir güdüleme olmuş. Dediğim gibi Galip Mendi'nin konuşması çok iyi oldu. Bir double check yapılmış oldu. Yani Atilla'nın söyledikleri, Atilla Peker'in söyledikleri acaba mı? İşte söylüyor, görüştüm diyor falan diyor. Benim ilgim olmadı falan diyor olayla ama çok ciddi bir teyit mekanizması oldu kendiliğinden. Sayın Özdostu, bu durumda Atilla Peker'in vermiş olduğu dilekçeyi resen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetkili makamları, adli makamları alıp işleme koyma, bir harekete geçme durumu söz konusu olabilir mi? Çünkü kamuya açık ve sosyal medyada da yayınladı. Oradaki hukuk sistemi nasıl işliyor, işleyebilecek mi? Zira Türkiye'de bu dilekçeleri almama yönünde bir eğilim var. Şimdi bizdeki hukuk sistemi Türkiye'deki sistemden biraz farklıdır. Biz işte İngiliz hukuk sistemi dediğimiz Anglo-Sakson hukuku geleneksel olarak vardır ama tabii Türkiye'deki birçok yasa buraya artık uyumlaşmıştır. Ancak yine de yargı mekanizması farklıdır. Yargıda asıl olan iddia makamının kanıtlayabilmesidir. Dolayısıyla eğer kanıtlanamıyorsa ya ifadelerle ya somut kanıtlarla o dava büyük oranda kazanılmaz. Öyledir. Şimdi tabii Türkiye'deki bu iddialar üzerine önce siyasetten, medyadan ve de sivil toplumdan çıkan talepler üzerine Cumhurbaşkanı da polis genel müdürünü, ki bizde polis genel müdürlüğü yürütür soruşturmayı, eğer bulguları varsa savcılığa, başsavcılığa iletir, başsavcılıkta dava dosyalar eğer o aşamaya gelebilirse. Şimdi bizde bu anlamda Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin de her ne kadar çok istekli olmasalar da, başbakan örneğin, yani işte ne gereği var 25 yıl önce yaşanmış bir olay, bulunsaydı geçmişte bulunurdu gibi, bugünün gerçekleri, bugünün somut ortaya çıkmış.
verilerinden kopuk bir açıklama yaptı. Talihsiz bir açıklama ama tabii çok ciddi bir kamuoyu baskısı var ve bu kamuoyu baskısının sonucu olarak bu dosya mutlaka yeniden açılacak. Resen Türkiye'deki bütün açıklamaları, ifşaatları elbette ki buradaki polis genel müdürlüğü de izlemek durumundadır ve onlardan yola çıkarak zaten şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde herhangi bir bulgu, belge, bir iftira, itiraf böyle bir şey yok. Tümü şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan insanlara ait. Dolayısıyla dosya açılır ve Türkiye Cumhuriyeti ile temasa geçilir. O bahsettiğim protokol çerçevesinde de ya bu şahısların Kıbrıs'a getirilip ifadelerinin alınması veya oraya gidecek ekipler tarafından bu ifadelerin toplanması ve tabii ki daha sonra burada bağlantılar mutlaka ortaya çıkacaktır. Yani bu insanlar burada tek başlarına değillerdi. Onların buradaki bağlantıları, hayatta olan var, olmayan var. Yani bunların tümü eğer irade varsa ortaya çıkarılabilecektir diye şahsen inanıyorum. Çünkü artık dediğim gibi elle tutulur bir noktaya gelmiş durumda. Bu süreç böyle olacak diye de tahmin ediyorum. Tabii herkes Türkiye'deki siyasetin özellikle de AKP liderliğinin yani Sayın Erdoğan'ın bu suskunluğun sonucunda nasıl bir işaret vereceğine de bakıyor. Yani buradaki eğer Erdoğan bu sürecin önünü açalım derse Süleyman Soylu geçen akşam bir şey yapıldıysa ve ortaya çıkmadıysa elbette ki hesap sorulur dedi. Erdoğan böyle konuşacak mı örneğin? Şimdi bildiğiniz gibi Kıbrıs'ın kuzeyinde Türkiye yönetimiyle ters düşmemeye çalışan hatta bizim burada biat eden dediğimiz bir yapı var. Cumhurbaşkanı seçimlerine Türkiye çok büyük müdahaleler yaptı. Siyaset tarihindeki en aleni müdahaleyi yaptı. Bütün dünya kamuoyunun gözü önünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye burada taraf oldu. Uluslararası alanda bir taraftan siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayrı devlet diye tanımlıyorsunuz. Bir taraftan da burada istediğimle çalışırım, istemediğimi seçtirmem diyorsunuz. Hükümet oluşumunda hatta hükümetin büyük ortağının parti kurultayında bile müdahaleler yapıldı. Adaylar çekildi, çektirildi. Yani Türkiye kamuoyu bunları belki çok bilmez ama burada çok işler yapılıyor. Şimdi bu mentalitedeki, bu yaklaşımdaki biatçı bir anlayışın bir adım atabilmesi için oradan yeşil ışık görmesi lazım. Dolayısıyla gözleri oradadır. Ama ben şunu söylüyorum, kamuoyu baskısı Kuzey Kıbrıs'ta ciddi bir güçtür. Sivil toplum, muhalif kanat, muhalefet partileri ciddi bir güçtür. Ve burada bir usta bir memleket dediğimiz tarzda bir siyaset sürdürülemez. Burada bağımsız bir yargı vardır, her zaman güvendiğimiz. Ama harekete geçmek niyetinde olmasalar bile harekete geçmek durumunda kalacaklar. Sonra da Türkiye buna yardımcı olur mu? Bu veri akışını, ifade almayı, oradaki bulguları paylaşmayı kabullenir mi? Orasını bilemem. Orası da Türkiye'deki siyasete bağlı. Polis Genel Müdürlüğü bugün itibariyle herhangi bir açıklaması oldu mu? Yani bugüne kadar ya da bir somut adım attı mı? Bir niyet beyanında oldu mu? Şimdi bu konuda polis genel müdürünü Cumhurbaşkanı çağırıp makamında bir görüşme yapmıştı ve gerekli soruşturmaları yapın. Eğer gereği varsa tekrardan dosya açılsın gibi muğlak bir açıklaması vardı Ersin Tatar'ın. Dün akşam muhalefet partilerinden birinin başkanı bu Kutlu Adalı dosyasının poliste kayıp olduğunu iddia etti. Ben de bizzat dün akşam geç saatlerde polisle temasa geçtim. Burada basın subaylığı diye bir mekanizma var. Sabahleyin ben program yapıyorum her gün televizyonda 7.30'da. Onun öncesinde yanıt geldi ve ben de bunu paylaştım. Sonra da bütün medyada paylaştı. Bu iddia yalandır, dosya poliste mevcuttur diye açıklama yapıldı.
Bunun dışında ama somut bir adım atıldığıyla ilgili bir açıklama yok. Henüz davanın, daha doğrusu dosyanın yeniden açıldığı, örneğin bir polis subayına bu anlamda görev verildiğiyle ilgili bir bilgi yoktur. Bir de anekdotla bitireyim bu bölümü. Şu anda polis genel müdürü olan Ahmet Soyalan, o dönemde Kutlu Adalı cinayetini soruşturan polis subayıydı. Yani etkin bir soruşturma yürütülme konusunda sizin şahsi vicdani kanaatiniz nedir bu durumda? Şimdi ben bunu açık açık söyleyip yazıyorum da, bu cinayet Kıbrıs Türk tarihini, Kıbrıs tarihini yeniden yazmamızı getirecek. Tarihin son 25 yılı en azından, daha önce de cinayetler oldu demiştim, siyasi cinayetler var tarihimizde. Ama son 25 yılın doğru yazılması için tarih anlamında bu cinayetin aydınlanması gerekiyor. Çünkü belli maskeler düşecek. Şimdi korona yüzünden maske takıyoruz ama aslında maskeli yüzler vardı ve toplum bunları daha çok vatanperver, çok milliyetçi falan zannediyordu. Halbuki ortada çok büyük paraların konuşulduğu, çıkarların konuşulduğu çeteler, karanlık işler, cinayetler ve bilemediğimiz bir yığın daha mevzu var. Bu noktada ben şunu söylüyorum. Diyorum ki evet, paralel olarak Cumhuriyet Meclisimizde de bizim parlamentoda da bir araştırma önergesi sunuldu. Ana Muhalefet Partisi tarafından yarın da muhtemelen oy birliğiyle geçecek ve bir komisyon oluşturulacak bu cinayetle ilgili yeni bilgileri, bulguları araştırmak üzere. Ama özellikle bu işin polise ve de savcılığa bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu ve özellikle Barolar Birliği'nden, yani hukukçulardan oluşacak bir ekibin bu süreci yakından takip eden bir watchdog sürecinin de gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz yakın zamanda, daha geçen yıl yaşanmış bir skandal olay var ve o ne yazık ki bütün veriler basın tarafından kamuoyunun bilgisine getirilmesine rağmen polisle savcılık arasında böyle bir yerden öteye götürülemedi. Bu konuda bir güvensizlik var kamuoyunda da. O yüzden hem meclisin hem polis ve asli olan onların soruşturmasıdır elbette. Çünkü Barolar Birliği'nin bulacağı bulgular ancak polise teslim edilebilir. Polis verir son kararı, savcılık verir. Ama yasal soruşturmanın ötesinde bir de sivil sürecin yaşanmasının gerekli olduğunu hissediyorum. Böyle öngörüyorum ve bu bir anlamda da şunu da getirecektir. Çünkü bugüne kadar suskun kalmış, olayı görmüş, olayla ilgili bilgisi olan ve konuşmayan insanlar vardır. Ve bu insanlar eğer umutları olsaydı veya konuşmak niyetleri olsaydı bugüne kadar polise zaten gidip konuşurlardı. Ama polis ve savcılığın bu işi ileriye götürmeyeceğine inanmıyor olabilecek insanlar, o güveni hissetmeyen insanlar, sivil topluma veya parlamentoya, kendi güvendikleri siyasi insanlara daha kolay anlatabilirler. Bakın bu konuda bir Kıbrıs'ta çok ilginç bir benzer süreç yaşandı. Bildiğiniz gibi gerek 1963 olayları ve gerekse 1974 savaşında Kıbrıs'ta bir sürü Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayboldu. Onların nerede oldukları, ölüp ölmedikleri bilinemiyordu. Hatta bir kısım Kıbrıslı Rum'un Türkiye'ye götürülüp Türkleştirildiği ile ilgili iddialar da var. Her iki tarafta da bu bir kanayan yaraydı ve 2000'li yıllarda bu konuda bir dönüşüm yaşandı. Ne oldu? İnsanlar, bazı kayıp şahıs aileleri bu durumda, yani hiçbir şey bulunamıyor, ölü mü sağ mı bilinemiyor. İnsanlar eşim birazdan kapıyı çalıp içeriye girecek diye dikenlerim hala
tüylerim diken diken oluyor bunları anlatırken. Çünkü bunlarla röportajlar yaptık ve özellikle bizim gazetemizde Sevgili Uludağ arkadaşımız bu konularla ilgili binlerce sayılık yayınlar yaptı. Hala da devam ediyor. Çünkü daha kayıplar bitmedi. Ne güneyde ne kuzeyde. Ve her taraftan kayıp kemikleri fışkırıyor, kalıntıları fışkırıyor. Ve bu süreçte polise ve yine iki toplumlu Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu Kayıp Şahıslar Komitesi'ne güvenmeyen insanlar kime güvendi biliyor musunuz? Sevgili Hanım'a güvendi. Güneyde Andreas Paraskos'a, yani bu işle uğraşan gazetecilere güvendiler. Ve gidip onlara ihbarda bulundular. Falan yerde toplu mezar var, falanın kemikleri şuradadır diye. Ve yüzlerce olay ortaya çıkarıldı. Bu o yüzden şu anda biz yurttaş gazeteciliğini biliriz. Dolayısıyla yurttaş gazeteciliği önemlidir. Özellikle demokrasinin kısıtlı olduğu yerlerde insanlar konuşmalıdır. Bilgi onlardadır çünkü. Yetkili makamlar zaten bilgiyi bulsa da yukarıya götürmez. O yüzden burada bu sivil sürecin paralel gitmesini ben arzularım. Çünkü böyle bir talep de var buradaki oluşmuş kamuoyunda. Ben Falyalı meselesine geçeceğim ama ondan önce özellikle bu Kutlu Adalı'nın üzerinde durduğu Sankt Barnabas baskını ve orada bir takım kazılardan söz ediliyor. Sizin kanaatinize göre o kazılarda ne oldu? Tabii kimse belki bilmiyor ama sizin öngörünüz nedir? Neler arandı? Neler bulundu? Bu bir kemikler miydi? Para veya değerli şeyler miydi? 74'teki meseleler miydi? Sizin öngörünüz ve hissiyatınız nedir? Bu konuda yani birkaç çeşit spekülasyon var. Siz de bunları saydınız. Bunların yani en akla, mantığa uygun olanı orada ya işte çok pahalı olan ikonların oradan götürülmüş olma ihtimalidir. Ya da orada 74'te gerçekten birileri oraya bir şey gömmüştür, değerli bir şey ve onu çıkarma ihtiyacı hissetmişlerdir. Fakat bu oradaki bekçileri ellerini ağızlarını bağlayarak onlara rehine muamelesi yapılarak ve bölge polis müdürlüğünü de devre dışı bırakarak yapılmasını ben çok doğru ya da mantıklı görmüyorum. Yıllar yıllar sonra, yani 74'ten 96'ya 22 yıl sonra orada ne saklanmış olabilir bilmiyorum. Bu olayla ilgili Kutlu Adalı tabii ki istihbaratı vardı, bilgiler alıyordu ve bunları yazmaya başlamıştı. Oraya giden araçlardan birinin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na ait olduğunu söylüyordu. Zaten bu Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'na ait Toros marka araçlar Kutlu Adalı cinayetinde de görüldü. Dolayısıyla tabii o güne kadar yazdığı başka muhalif yazılar ve özellikle yani polis teşkilatı ve polis teşkilatı bizde askeri makamlara bağlıdır. Geçici 10. madde diye bir madde var bizim anayasamızda. İç ve dış güvenlik Türkiye ordusuna bağlıdır. Dolayısıyla polis de fiilen aslında askere bağlıdır ve o yüzden her şey askerden, burada güvenlik kuvvetleri yani bir birlik olan güvenlik kuvvetleri komutanlığı vardır. Dolayısıyla tek nedeninin o geceyle ilgili olup olmadığına ben emin değilim. Şimdi söylenenlere de bakıldığı vakit bu evet Mart ayında, Mart 96'da yaşanmıştı Sankt Barnabas olayı. Daha sonra Kutlu Adalı bu yazılarını yazdıktan bir süre sonra öldürüldü. Dikkatler oraya çevrildi. Ama tek gerekçe o Barnabas'la ilgili olan mevzu değilmiş gibi algılıyorum. Şimdi söylenen, dile getirilen itiraflarla ilgili. Ama ne olursa olsun bu zaten bizim bulabileceğimiz, tespit edebileceğimiz bir şey değil. Şu önemli, bir insanın katline
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yani hamisi olduğu, yani anayasaya göre iç ve dış güvenliğinden, yani tek tek herkesin, benim de dahil, Kutlu Adalı'nın da dahil, can ve mal güvenliğinden sorumlu olan bir devlet nasıl olur ve İçişleri Bakanı'nın iddialara göre diyoruz tabii ki, İçişleri Bakanı'nın talimatıyla ve devletin görevlileri tarafından öldürülebiliyor. Mevzu budur. Yani o yüzden Kutlu Adalı'nın Barnabas baskınını yazmamış olsaydı öldürülmeyeceğini kim garanti edebilir ki bize? Böyle bir şey yok. Geçen gün bir köşe yazarı şunu söyledi. Daha önce de böyle iddialar ortaya çıkmıştı. Aslında bir liste vardı ve Kutlu Adalı'dan sonra bu listedeki herkes vurulacaktı diye bir iddia yazdı Hasan Aztürer. Geçen gün Kıbrıs Gazetesi'ndeki köşesinde kimler vardı? Yani bunların içinde siyasiler var mıydı? Sivil toplumdan insanlar, başka gazeteciler, iş insanları, politikacılar mı vardı? Bilmiyoruz. Böyle bir plan var mıydı da bilmiyoruz. Belki bunları da konuşacaklar. Ama önemli olan şu anda ne olursa olsun herhangi bir gerekçe ya da gerekçe meselesi sonucun önüne geçmemeli. Ayrıntılar diye bakıyorum ben buna artık. Kutlu Adalı, evet, aydın, ilerici, demokrat bir insandı, barışsever bir insandı, hümanist bir insandı, çok şen şakrak da bir insandı, çok böyle sözünü esirgemeyen de bir insan. Ama yani daha geniş olarak bakarsak meselelere, Türkiye'de işte özellikle Tansu Çiller döneminde alındığı söylenen stratejik kararlar, Mehmet Ağar ve ekibine işte temizlik işlerini yapın, dolayısıyla yürü ya kulum dendiği dönemde, burada da yani örneğin o stratejik kararlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi kumarhanelerin Türkiye'de kapatılması kararıdır. Yıl 1996'dır. Kutlu Adalı ne zaman öldürüldü? Yıl 1996'dır. Bağlantılı mıdır? Bilmem. Kardak Kayalıkları krizi. Yıl 1996'dır. Hatta ben Kutlu Adalı'yla bu konuyu konuştuğumu hatırlıyorum. Gazeteye gelip yazılarını bırakırdı. O zaman internet falan yoktu. Gelirdi, yazılarını bırakırdı. Sohbet ederdik, giderdik. Kardak krizini konuşuyorduk mesela. Nitekim Kardak krizinin yaşandığı yıl 1996. S-300 krizinin yaşandığı yılda 1996. Hangi S-300? Yunanistan'ın Kıbrıs'a konuşlandırmak istediği, sonra da Girit'e göndermek zorunda kaldığı, Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği yıllar. Hepsi, birçok olay var. Yani dış siyasette, Türkiye'nin içinde, Kıbrıs'ın kuzeyinde bir sürü olay var. Ömer Lütfi Topal, nitekim Türkiye'de kumarhaneler kralı oluvermiş ve özellikle kumarhanelerin kapatılması kararına karşı çıktığı bilinen bir isim. Kıbrıs'ta kumarhane sahibi oluyor ve bir süre sonra da yine 1996'da Türkiye'de, İstanbul'da çapraz ateşte öldürülüyor. Burada kullanılan Uzi marka silahın orada da kullanıldığı gibi tespitler var. Bunları ne ben bilebilirim ne siz bilebilirsiniz ama bunları bağladığım vakit bile yani ortaya çok büyük bir tablo çıkıyor. Ve bu tablonun içinde kimin hangi gerekçelerle bu cinayeti işlediği, yani belki de tamamen gündemi değiştirmek için de yapılmış olabilir bu olay. Biliyoruz yani bu tür olaylar oldu. Bakın 2003-2004 dönemi Kıbrıs'ta Annan Planı'nın tartışıldığı dönemdir. Ve o dönemde şimdiki iktidar yeni Türkiye'de görev başına gelmişti ve çözümsüzlük çözüm değildir diyerek destek vermişti. Buradaki aydın, ilerici, barışçı kesimlerle birlikte. Peki biliyor musunuz Lefkoşa'nın en büyük meydanı olan ve barışseverlerin bir sembolü haline gelen İnönü Meydanı'nda neler yaşandı? Bir miting, gündüz yapılan bir miting sırasında, barış mitingi sırasında belediye çalışanlarının rastgele kontrol için yaptığı taramada C4 kalıbı bulundu meydanın içindeki çöp bidonlarında. C4 kalıpları
aynen Uzi'lerin olduğu gibi mühimmattır. Yani C4 kalıbını ben gidip marketten satın alamam. Ben bir yerden C4 kalıbı bulamam, Uzi de bulamam. Bunun asker kaynaklı olduğu açık ve net ve yemin ederek söylüyorum, o günleri birebir yaşayan bir gazeteci olarak ve bir insan olarak o bomba patlasaydı katliam olacaktı. En az yüzlerce insan ölecekti. Buna giriştiler. Kimdi bunu yapanlar? Şimdi ben tabii şunu soruyorum. Bugün de yayınımda kendim de sordum. Normal şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin bu konuya yaklaşımı şu olmalı. Kardeşim, zaten bunlar derin devletti. Biz bunlarla mücadele için geldik. Vesayet rejimiyle demesi lazım. Bunu diyecek mi? Bilmiyorum. Yani kim ne yapmışsa çeksin kardeşim demeliydi. Ama bu ilişkiler, yani Mehmet Ağar'ın AKP içinde etkililiğiyle, oğlu şimdi milletvekili, ben de bilmiyordum, yeniyle duyduk ismini. İşte burada kumar vesaire, şu bu uyuşturucu, neyse, yok o şeyin Binali Yıldırım oldu. Neyse, yani biz her şeyi yakından izliyoruz ama bu mesela soru işareti. Yani neden ellerini yıkayıp çekilebilir buradan, diyebilir ki 96 biz yoktuk zaten siyaset sahnesinde demiyor. Diyecek mi, merak ediyorum. Keşke dese ve bu soruşturmanın sonuna kadar önünü açsa. Erdoğan'dan bunu bekleyebilir miyiz? Soru işareti. Çünkü bir taraftan da Sedat Peker de AKP'ye destek vermiş bir isim. Yani evet, geçmişte senin duhulün yoktu ama bak şimdi sizin dibinizde ya da içinizde olan insanlar bunlar. Burada nasıl sıyrılacak? Bunlar dediğim gibi çok bilinmeyen sorular ama o dönemin ve geçmişte derin devletin, yani örneğin KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu çok uzun yıllar başbakan yapmıştır ve Sayın Denktaş'la yarışmıştır iki seçimde. 2000 yılı, yani bu olayların peşinden bir sürü olay yaşandı. Biraz önce burada bir arkadaş vardı, belgesel yapacak. Yani bir sürü siyasi bombalama, kurşunlama da yaşandı ayrıca. Yani ölüm olmayan, geçmişteki ölümlerden farklı olarak. Ama mesela Sayın Derviş Eroğlu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kalıyor ve tam 24 saat kala adaylıktan çekiliyor ikinci turdan Sayın Denktaş'a karşı. Ve bize verdiği bir kapalı odada, bir otel odasında verdiği, bir grup gazeteciye verdiği yemekte, daha adaylıktan çekilmezden önce bize peşimde 40 MİT ajanı dolaşıyor diyebiliyordu. Yani bu tür çok olay var. Yani burada derin devletin ucunun göründüğü, sonra işte Ergenekon'la bunların bazıları örtüştü burada. Yani o olayların bir kısmının yaşandığını bizzat siyasiler kabullendi. Yani bunlar bilinen, anlatılan, duyulanlar. Bir de bilmediklerimiz var. Dediğim gibi o listede kimler vardı, kim bilir? Kıbrıs'taki siyaseti ve mekanizmayı çok iyi bir şekilde özetlediniz. İyi bir pencere açtınız. Son olarak bu Halil Falyalı ve kumarhaneleri olan, otelleri olan bir isim. Dün görüştüğüm Hasan Hastürer, biz kumar ve uyuşturucu cenneti olmak istemiyoruz, ada bunun cenneti olmak istemiyor diye bir sözle bitirdi. Durum nedir? Hakikaten oradaki turizme, otele hakim bir ekonomi var mıdır bu tarzda? Siz nasıl görüyorsunuz? Tabii, yani Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisi iki sektöre bağlandı. Bunlardan bir tanesi eğitim sektörüdür, üniversitelerdir. Bu yüzden de üniversite enflasyonu vardır. Adada 100.000'e yakın öğrenci gelip gider. Bunların bir kısmı Türkiye'dendir, bir kısmı Orta Doğu'dandır, bir kısmı da Afrika ülkelerindendir. Yani bu işte üçüncü ülkeler dediğimiz ülkelerden geliyor daha çok öğrenci. Bir kısımda Kıbrıslı Türk öğrenci vardır. İkinci sektörde turizm diye anılır. Turizmde de tabii kumarhane, şöyle bir şey vardır. 5 yıldızlı otel
deyince ne akla gelir? 5 yıldızlı otel, lüks bir oteldir. Ama Kıbrıs için kumarhane izni almak için gerekli olan yıldız sayısını anlatır. O yüzden bizde 5 yıldızlı otel sayısı fazladır. Yoksa yatak kapasitesine rağmen bildiğiniz gibi ambargolu olduğu için Kuzey Kıbrıs'a direkt uçuş yoktur. Yeterli turist gelmez. Gelen de Türkiye üzerinden gelmek durumundadır. Bu da aslında pratikte Antalya turizminden arta kalan ya da fazlalık olanların bir kısmı buraya gelir. Bir de işte bazı firmaların Almanya, İngiltere destinasyonundan ve bir iki belki ufak tefek destinasyondan daha getirdiği turistlerdir. Bir de turizme katkısı olan işte güneyle şu anda Covid'den dolayı geçişler yasak ama güneye gelip günübirlik geçen turistler vardır. Bazıları gece konaklama da yapıyor ki bu da büyük bir girdidir. Şimdi kumarhaneler. Kumarhaneler 96'dan önce Kıbrıs'ta kumarhane var mıydı? Vardı. Ve bir bilgi daha, belki Türkiye kamuoyu bunu bilmez. Güney Kıbrıs'ta da kumarhaneler birkaç yıl öncesine kadar yasaktı. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'taki kumarhanelere hem Türkiye'den hem de Güney Kıbrıs'tan ciddi bir ilgi vardı. Şu anda da güneyde bir tane kumarhane izni verildi. Limassol bölgesinde açıldı, büyük bir kumarhane ama kumar oynamak isteyen Rumların destinasyonu Kıbrıs Türk kumarhaneleridir. Burada da ilginç bir durum var. Yani bir taraftan Rumlar Türkiye'yi burada işgalci sayar. İşte Türkiye Rumları işte sahte devlet sayar biliyorsunuz. Ama kumarhanede buluşabiliyorlar. Birbirlerinin paralarını kazanıp kaybedebiliyorlar. Bu tabii yani ekonominin sonucu. Yani keşke barış için kumarhaneler bu amaçla kullanılsa. Çünkü insanlar bildiğiniz gibi birbirlerini tanımadan, bilmeden uluslararasında bir mesafe oluyor. Yanlış anlamalar, tanımalar oluyor falan. Ama günün sonunda tabii ki kumarhaneler, özellikle Türkiye'deki kumarhanelerin kapatılmasından sonra Türkiye'deki kumar sermayesi buraya geldi. Kumar sermayesinin buraya gelmesiyle birlikte kumarhaneler el değiştirdi bir kısmı sorun yaşadı. Burada kimi kumarhane cinayetleri yaşandı. Kumarhanelerin içinde insanlar vuruldu. Şu anda devam eden örneğin özür dilerim bir aile arasındaki mülkiyet sorunundan dolayı bir otel şu anda giriş çıkışları aylardır.